Şimdi bak, bu kutu arama odasından dillere destan bir para kaldıracağız abi. Dillere destan. Tamam, saatli bomba yok. Çok güzel. Çok güzel abi. Saatli bomba yok. 1, 2, 3, 4 kutu var. Allah! Şenlik var, şenlik. Bak şimdi. Bak şimdi, bak bak. Hocam ne var? Temiz. Ya bize temiz ürün. Temiz bezelye. Ya bir git. Temiz salata. Temiz. Şahin beni gerçekten çok üzdü. Şahin zıppırvan. Beni gerçekten çok üzdü. Tertemiz çıktı herif. Harbiden konserve getirmiş anasını satayım ya. Canım. Aa. Üstüme iyilik sağlık ya. Lan fantastik hikayelerde de bir şey yok. Para kasacağız dedik. Nasıl para kaldıracağız dedik. Kaldırabildiğimiz tek bir şey oldu. Bu ne? Hocam lütfen dolu 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 bir paket istiyorum. Dolu dolu. The boy with the unicorn tatlı. Oğlum bırak bu işleri. Aa. Hocam. Şu an üzülüyorum ama. Aa. Aa. Ha şöyle. Cep. Ama yani ben para kırma görevi diye girdim. Ne güzel bak. Şunun gibi gelecekti. 60 dolar mı dedi buna, ne dedi? Kutuların hepsi boş çıktı. Oyunda sen polis misin? Gardiyanım. Guardian'ım efendim. Gizemli King Primer avantajıyla 5. ayını kutlamış. Hoş geldin Gizemli King. Merhabalar. Kutuları boş olanları dövme simülatör değil mi? Alp abi kesin bir şeyler katmıştır bunlara. Katmamış mı? Abi çok çoraktı bu arada ya. Ya normalde dünyanın malzemesi olur arkadaş. Gerçekten çok çoraktı yani. İnanılmaz derecede çorak geçti gün. Leş leş. Babo şimdi ne yapıyoruz? Aa, burası hapishanenin çıkışı lan. Babo şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi bizim ana amacımız buradan morga ilerleyip kamerada, ah, hala kaydedene kadar bekleyin diyor. Herhalde briefing odasına gideceğim. Yarın al diyecek bana bunu. Hikaye görevi olarak. Briefing odasına ulaşamadık bir türlü. Dolana dolana bir çare oldum abi. Dolana dolana. Hocam bitir günü. Bu arada cezaevi çok güzel para kırıyor. Muhakkak cezaevine 1-2 upgrade yaparız müdürün odasına gidince. Kaldı ki birilerini görünce zaten müdürün odasına gideceğiz. 365'te bende para var. Çok güzel. Aha, kutu arama odası. Bir tur daha kutu arama görevi. Mis mis. Bak, boş zamanda da kamera kaydını kontrol etmeye gideriz. Önce kutu arama görevine abi. Önce kutu arama görevine. Bak, o kadar heyecan yaptım. Bak, Gürkan torbacı. Gürkan'ın poşetin, Gürkan'ın paketin temiz olma ihtimali yok. Gürkan çıkar oğlum. Çıkarmadı. Bunları Gürkan. Gürkan yeme beni Gürkan. Bu ne lan? Şşş. Kardeşim benim ne güzel saklamış. Kardeşim benim ne güzel saklamış. Allah bereket versin kardeşim. Güzel güzel. Güzel. Gürkan birini götten bıçaklayacakmış belli. Belli. Abicim abicim abicim. Aa, bu da benim sandık. Bakalım ne getirmişim. Oğlum o ne? Tamam. Şundan başlayalım. Temiz. 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 Ben temiz olamam ya. Oğlum Tim Gariban çetesinin lideriyim ben. Nasıl temiz olabilirim ki? Allah Allah. Temiz miyiz ya? Gürkan şaşırtmadı ama kendime şaşırdım. Bu arada hata da yapsanız çok büyük sıkıntı değil. Yani merak etmeyin. Bu mini game'leri daha önce defalarca kez tekrarladığımız için. Fantasy Story. Cık. Allah Allah. Harbiden millette bir kitap okuma aşkı meydana geldi. Kardeşim onu ben bir alayım. Her şeyi cebime aldım. Hiçbir şeyi rapor etmedim ama... Herhalde ekiptekiler bir şey demiyordur ya. Kardeşim ne ayaksın diye. Kesat. İşler kesat baba. Bir Gürkan'dan nam yapabildik. İşler kesat. Ama bence bir şey söyleyeyim mi? Hepsini aldığım için milletle ilişkim düşebilir. Bundan şüpheleniyorum yani. Hepsini aldığım için ilişki düşebilir. Kardeşim bu jileti ben bir alayım. Kara para. Hop. Aha! Kimsenin ruhu duymadı. Çok iyi. Aslat. Baba yani güzel sayılır. Memur beylerden biri bizi çevirip kardeşim ne yapıyorsun buralarda? Gel bir sana yakından bakayım derse yakından baktırmamamız gerekebilir. Bir kamera kaydını almaya gidelim hocam. Kamera kaydını almaya gidelim. Bakalım kamerada neler yakalanmış. Sonra belki savunma için böyle bir dövüşe gideriz. Morg odasına giderken şu geçtiğimiz mekanlara baksana. Kaydı kontrol et bakalım. Kim var kim yok. Mario Griffin'le konuş. Ya Mario Griffin'in nerede olduğunu biliyorum ben. O herif atölyede de. Serbest zamandan sonra ne var? Kantin ve akşam yoklaması. Ay akşam yoklaması sıkıntı ya. Mario ile bir konuşalım bakalım. Birader Mario ile konuşabilmek için atölyeye gitmek lazım. Ama önce... Birader bir şeyler öğrenmek istiyorum. Şimdi bana ne yapabilirsin? Daha rüşvet. Rüşvet değil dur. Tamam. Veri kontrolü. Tutukluların hücre araması %50 oranda daha hızlı. Tutukluyu istediğiniz gibi davranması için korkutma şansı daha yüksek. Gel. Pasiften ne verebilirim? Oyuncunun hızı %10 oranında artır. Hem koşmada hem yürümede. $400. Param yok ki. Param yok abi. Önce şu kara parayı bir atlamam gerekiyor. Elimdeki malzemeleri. Satmam gerekiyor. Atölyeye gidip Mario ile konuşacaktık. Bekle önce müdürün odasında bir upgrade basalım. Abi bir duş daha ekle $1000. Sonra cezaevine bir de kum torbası ekle. Ekleyemedik sandalyeler. Al bakayım gardiyanlara sandalye satın al. Bebelere. Dolap. Alamadık. Sandık. Nevresim. Tuvaletleri iyileştirdik. Lavaboları da bir tur iyileştirelim. Tamam. Paramızı da güzelce harcamış olduk. Mahkumların daha kaliteli yaşamasını sağlayacak şekilde. Labido pakati. Dur. Ziyaret odası. Briefing odası. Burası avluya çıkmıyor. Lan atölyeye nereden gideceğiz? Atış poligonu. Değil. TV odası. Tam atölye burada. Birader selamünaleyküm. Güzel kurmuşsun tezgahı. Uzatmayacağım kanka. Ceset torbalarıyla bir şeyler omuzladığına dair kanıtlarım var. Ha, suçunu isteyerek itiraf edersen. Bana komplo mu kurmak istiyorsun? İmkanı yok. Elimde görüntüler var. Görüntüler. Ne videosu? Orada kamera yok ki. Sen ne orospu çocuğu? Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. O kasetten olduğu umurumda değil, hiçbir şey söylemeyeceğim. Bana gerçeği anlat. Yapamam. Beni ve ailemi öldürürler. Oğuz abi de aynısını dedi bu arada. Adam elektrikli sandalyedeydi. Hı-hı. İtiraf edip kendine koruma talep etsene. Polis gerçekten tehlikedeysen aileni saklar. Araya bir girme. Uyuşturucuları tuttukları cesetlerin içinde içeren ceset torbalarına koyuyorum. Ama nereden geldikleri hakkında bir fikrim yok. Uyuşturucuyu almaya gittiğimde zaten morgda oluyor. Müdürümüz bu pis işe bulaştı. Ekstra iş için büyük ikramiye alıyorum ama bu ilaçları nerede ürettiklerini ya da morgda nasıl belirdiğini gerçekten bilmiyorum. Hiçbir şey. Bana yapmam gerekeni yapıp parayı almam gerektiği söylendi. Ve bu iyi bir meblağdı. Sadece müdür bir şeyler biliyor olabilir ama umarım bunu doğrudan ona sormazsın. Ve sana yalvarıyorum bunu benden öğrendiğini söyleme. Anladım. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bunu neden açığa çıkarmaya çalışıyorsun diyor. Bu lanet olası bir film değil. Bunun mutlu sonu olmaz. Diyelim ki başardın. Bütün bunları kapatmak için yeterli kanıt bulursan ne olacak? İyi hadi bakalım. Oğlum müdüre ben nasıl hamle yapacağım bilmiyorum da. Bu adama şey dedim yani aileni koruyabilirim dedim. Umarım koruyabiliyorumdur gerçekten ailesini. Müdür diyor işin içinde diyor. Müdür müdür. Burası boğazına kadar boka batmış adamın. Evet evet. Koca bir bok. Burası koca bir bok ve benim gibi tertemiz, kesinlikle mahkumlara böyle bir şeyler itelemeyen, namusuyla çalışan bir adam için gerçekler gerçekten çok acımasız. Birazdanki görev ne? Kantin. İyi, kantinde bizimkilere yemek dağıtılırken alışveriş de yapar, elimdeki malzemeleri de çıkarırım. Tabii canım. Tabii ki. Birader savunma eğitimi. Let's go. Siz tökmen hepiniz ulan. Bir ona, bir ona, bir tane buna. Bir tane buradan. Bir ondan. Bir tane de bu. Artı 4 savunma. Nasıldı hocam? Taş gibi taş bak bak. Dayanıklılık full. Hız 5. Güç 7. Savunma 6. Ben artık ölümsüz bir tankım. Ben artık ölümsüz bir tankım abi. Bana öyle kolay kolay kimse döşenemeyecek. Kantine gidin. Gidelim anam. Bizim oğlanlar burada mı? Pist. Şevket. Bir sıkıntı yok Şevket'cim ya. Bak bir alana bir bedava kampanyamız devam ediyor Şevket. Bir tane al. Bir tanesi benden sana. Bıç vereyim mi lan? Bak bunu al. Jilet benden hediye. Bıçı da başkasına satarız artık kardeşim. Pst. Tolga. Kardeşim bir bakar mısın? Belki milletin götünü kesersin. Al. Eyvallah. Bak tertemiziz ya. Tertemiz bir gardiyanız biz burada. Tertemiziz abi. Hiçbir şeye bulaşmadık yani. Tertemiziz ya. Yemek mi yiyor başka bir şey mi yapıyor? Hayır. Lan ne oluyor? Lan yat lan yerine. Daha yeni geldin. Yeni geldin daha. Gürkan benim için bir şey almana ihtiyacım var. İş görüşme vakti ha. Şimdi dikkatimi çektin. Evet evet. Mesaj şifresi istiyorum. Bilgiye ihtiyacım var. Banka hesabı mı, sosyal medya hesabı mı? Bilgisayar hesabı. Fiyat hakkında konuşalım. Ne kadar? 500 dolar. Hallederim kardeşim. $500 yok, az kaldı. Dur. 500 dolar yaparım Şevket. Şevket para. 4 dolar, 2 dolar. Buradan biz bunu 27 dolar bulabilir miyiz ya? Tolga'da para vardır. Şş, Tolga lan. Diğerlerinin önünde benimle konuşma diyor. Tolga. Şunu bir al. Şunu bir al. Şunu bir al. 2 dolar mı? Zaten bunun da parası kalmamış. Bir alana bir bedava, bir alana bir bedava deyip böyle lapır lapır vermeseydik daha rahat edecektik. Ege görev ver. Ha, Ege değil. Para istiyorum, evet, tam şu an. Olgun dolguna verebilir misin? Tamam, veririm. Hallederim. Olgun al. Paradan haber ver. Benim param nerede? Tamam, eyvallah. Bir iki görev yaptık abi. Gardiyanların gözü önünde yaptık görevi ama olur o kadar. Şş, Gürkan. Tam 500 doları kastım. Hallettik, dur. Olgun'a paket teslim edildi. Al, bu da senin payın. Eyvallah. 518 dolar iyi. Zeref ne diyor? Şahin'i ezmek istiyorum, biraz acı çekmesini istiyorum. Müsil. Varım. Nasıl yapmalıyım? Lan Şahin'in yemeğini zehirletecek galiba. Hah, Prison Simulator çıkışını gerçekleştirmiş bu arada arkadaşlar. 32 TL imiş efendim, indirimle 28'e çıkmış. Tamam, muazzam bir fiyat politikası sergilemişler. Ben bir 40-50'si vardır diye düşündüm. Tamam. Tamam, Şahin'in yemeğine de bir şey karıştırdık. Eyvallah, adamların yemek zamanı da sona erdi. Ne kadar param var? 523. Tutuklularla artı 55 ilişkim var. Kantinde Şahin'e bak. Lan Şahin'i zehirleyerek öldüreceğiz değil mi? Aga be. Aga be. Şahin. Kantin rutini esnasında Şahin'e bak. Artık yatar mısın aşağı? Hala yiyor maşallah. Bence bug'a girdi ya. Şurada oturup beklersek hallolur gibi. Bence bug'a girdi. Şahin yattı mı acaba aşağı? Hücre bloğuna gidin. Gidelim anam. Müdürün üzerine nasıl ilerleyeceğiz? Ben onu anlamadım ya. Müdürün üzerine nasıl baskı yapacağız? Müdüre kuracağımız baskıyı anlamadım ben. Şahin 2 numaraydı. Şahin burada mı? Söyleyecek bir şeyim yok diyor. Akşam yoklaması zamanı. Herkesi ne kadar hızlı yerine postalarsam o kadar rahat ederim, yoksa millet birbirine dalıyor. Acayip fight'lar çıkıyor. Michael hücrene dön. Yerine dön, yerine. Sen de yerine döner misin? Abi ortalık iyice cehenneme dönmeye başladı. Millet birbirine dalıyor, ediyor. Lan şurada düzeni sağlamak ne kadar zor ya. Hücrene doğru yürür müsün? Abi yeterince sabırlı oynamasam direkt ağzına jopu koyacağım. Şahin niye ölmedi? Abla herhalde zehirledi, ağır ağır öldürecek. Bir tek Gürkan yoklamada yok. Tamam. Şahin zehirlendi ama hala ölmedi garip bir şekilde. Yoklama bittikten sonra hücrenin kapılarını kapat. Gardiyanlardan -3 yedik de o kadar da önemli değil ya. Sanırım briefing odasına gidip günü bitirmemi bekliyor oyun. Günü bir bitirelim bakalım, Şahin ne ara nalları dikecek. Milletin yemeğine zehir kattırdık ya. Ha bir de Şahin'in yemeğine kattırdık zehri ya. Briefing odası. Bitir baba bugünlük günü. Bak isyan riski %15. Çok iyi. İsyan riski bayağı düştü. Benim $500 üzerinde param olması gerekiyor. 29 gün oynadık bu arada. Evet, bir sonraki kantin görevinde olabilir. Sabah olabilir. 8 levelden 12 olmuşsun. Evet, upgrade'lerimizi verdik. Ha sadece ishal de olabilir, evet ya. Yani belki gülmek için sadece ishal etmiştir elemanı. Oyunun bu arada 32 TL'ye çıkması süper bir şey. Biz bu arada sevgili arkadaşlar oyunun 9. saatinde falanız böyle. 9. saatinin gameplay'inde falanız. Tutuklu girişi, ziyaret, izleme vardiyası ve duş zamanı var. Hackleme kitini almak için Gürkan'ı bekle. Tamam. Şahin'e kantin rutininde bak. İyi, kantin rutinine kadar normal oynayacağız anladığım kadarıyla. Gel bakalım. Abla üzerinde kuru kafa işareti var ama hani bana zehirlenmiş gibi geldi. Tam bu herif uyuşuyor ya. Hangi bloğa gelecek bu? İdam bloğu. Ölmeden önce mahkumun son bir isteği var mı? Kardeşim. Maşallah. Evet, ölmeden önce mahkumun son bir isteği varmış. Çikolatan kalsın sende, ilerle. Evet, belki bir sonraki turda da zehirlenebilir. Oyunlar İngilizce geliştirir mi? Ya tamamen nasıl oynadığına bağlı. Benim gibi next deyip geçiyorsan elbette ki geliştirmeyecektir. Ama hani bir cümlenin anlamını arıyorsan, oturup ağır ağır çevire çevire oynuyorsan ki onun adına oyun demek çok da doğru olmaz sanırım. Ya o şekilde gelişir ama ne bileyim abi, insan oyun oynarken bir elinde sözlük karıştırmak ister mi ya? Ha, oyun dediğin rahatlayacağım bir şey. Allah aşkına yayıl, al kolu böyle. Mına diye dal millete. Benim oyun anlayışım o en azından. O yüzden İngilizce bilmiyorum. Evet. Paket teslimi. Ne var abi? Bir tane 26 metrede var. 20 metre. Hop hop hop. Kardeşim selamünaleyküm. Red Kit'e telgraf. Diğerlerine gidelim hemen. Adamın içinden geçtim. Kapının içinden geçtim. Birader sana telgraf. Abi dayanıklılığım full olduğu için unlimited koşuyor. Teşekkürler, teşekkürler artı 2 için. Şimdi ziyaretçi odası kontrolü zamanı. Şahin yaşıyor muydu bu arada ya? O herhalde gelecek tur zehirlenecek. Poster güzel, poster güzel. Dizi izlemeyi evet ben de daha mantıklı buluyorum ya. Çünkü hani özellikle diziyi Türkçe altyazılı izlediğiniz zaman en azından kulak aşinalığı oluyor, anlıyor musun? Yani oyunda da duyduğunda, genelde hani oyunların İngilizce seslendirmesi olduğunda duyduğunda aha diyorsun bu kelime tanıdık, yani misal hani nightmare, kabus, anladın? O şekil aklına gelebiliyor. Ben üşengeç bir adam olduğumdan her şeyimi Türkçe dublaj hallediyorum. Elimizde job hazır bulunsun da Deniz Alp sıkıntı çıkartabilir. Beyefendiciğim süreniz bitti. Tamam, odaya geçebilirsiniz. Olgun Bey, zaman doldu. Tam bir dal daha sana süre veririm. Yerine otur. Sakin ol. Pam 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 pam. Olgun Beyciğim, zamanınız doldu efendim. Deniz Alp, zamanın doldu. Tamam, biraz daha konuşabilirsin ama kısa kes. Odadakiler ne alemde? Birader, zamanın doldu. Deniz Alp, zamanın doldu. Süre doldu. Tam biraz daha zaman verebilirim. Ege, zaman doldu. Biraz daha verebilirim. Zaman doldu. Teşekkürler. Bam, bam. Ege, zaman doldu. Güzel, her dediğimi yapıyorlar. Zaman doldu. Biraz daha konuşabilirsin. Tolga, bana değil gelen misafirine bak Tolga. Daha fazla zamana ihtiyacım var. Tamam. Zeref, zaman doldu. Furkan, zaman doldu. Tolga, zaman doldu. Yeterli zamanım vardı. İyi lan, bana böyle jopu çekmeden. Evet evet abla, pembe oda var. Hiç böyle sıkıntı yaşatmıyorlar bana, fark ettiniz mi? Robert, zaman. Gidebilirsin. Zaman doldu. Zaman doldu. Kısa kes. Ziyaret süremiz sona erdi hocam. Zaman doldu. Zaman doldu. Dışarı. Eyvallah. Herkesle yeterince ilişki kastık. Peki sonraki mini game olarak serbest zaman, izleme vardiyası, duş. Abi izleme vardiyaları beni çok yoruyor ya. İzleme vardiyaları beni hakikaten çok yoruyor. Ya bu kadar yoran başka bir şey olamaz. Atış poligonu. Nerede bir iki silahla sıkalım be. Ver bir iki silahla sıkalım ya. Bana bu silah verdi de hiç kullandırmadı. Kardeşim maşallah. Adam seçilmiş kişiydi hocam. Ben sana söyleyeyim. O adam seçilmiş kişiydi. İsabet rekorumu kırmışım. O adam seçilmiş bir mankendi. Ben ondan vuramadım abi. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim dostum. Sağ olasın. Abi indie oyunlar için kesinlikle gayet başarılı bir yapım. Ve fiyat politikası olarak bak Gas Station Simulator'ın şeyini tercih etmişler. Fiyat politikasını tercih etmişler. Ne kadar etki edeceğinin, ne kadar etki edebileceğinin farkında mısınız? Oyun ne kadar ulaşılabilir olursa insanlarda o kadar çok satın alma eğilimine gidiyor. Yani 40 lira bandını da tercih edebilirlerdi. Bence 40'a da çok bir şey demezlerdi ama Hindi Hint mi demek? India Hint, India. Indi şey, bağımsız yapım stüdyo. Bağımsız yapım oyun geliştiricileri için kullanılıyor. Hadi bakalım kameraları bir kontrol edelim. Buralarda her şey yolundadır diye tahmin ediyorum. Atölye ne alemde? Herkes insan gibi çalışıyor. Hayret. Bir yeri yakmaya çalışmıyorlar. Koridorlar sağlam. Morg yolu sağlam. Bahçe sağlam. Baba genel olarak sağlamız galiba. B bloğumuz sağlam hala. Buradaki adam nerede? Uslu duruyorlar lan. Hayret. Bir tane CCTV mesaimin uslu geçeceğine inanmıyordum da. Bu kardeş bir şey yapıyor hocam. Şunu bir uyarabilir misin? Ne yapıyor o? Duvarı çiziyor. Yeni gelen sorunu yıkağa bak ya. Biri kameraya çakıyor. Gördüm seni oğlum. Lan yok mu burada George'a dalabilecek bir adam? Şuna dalmaya gider misin? Biraz uzakta ama. Boz boz. Boz ağzına sıçtığımın boz. Şüpheli davranış. Lan Gonzales! Yıkılma lan! Tam o kamera güvende. Atölye. Atölyede her şey yolunda. Burada hala herif duvarda patinaj atıyor. Burada da her şey yolunda. Burası sağlam. Burası sağlam. Şunu bir kaldır şu kamerayı. Burası sağlam. Burası sağlam. Gonzales'i sağ. Şunu bir durdurur musun? Herif kaçmaya çalışıyor. Ready. Döv. Döv döv. Güzel, bayılttı herifi. Hocam şu it adama bir jopla dalabilir misin? Ortalığın düzenini bozuyor. Birini bayılttı zaten. Kimi dövdü bilmiyorum da. Birini bayılttı. Eli de ağır herifin ya. Yani huzurlu geçen bir mesai saatim olmadı dediğim gibi. Huzur bize fazla. Kaç para lan bir huzur? Nikolas şuna bir tur daha bir dayak mı atsan acaba? Ya da neyse ya, benim mesaim biter acılar. Benim mesaim biter. Allah'a emanet olun. Ben gidiyorum. Şu anasını dürttüğü kamerayı bir tamir edebilirim. Her seferinde de aynı kameranın anası dürtülüyor arkadaş. Kameranın içinden geçmişler gene. Hocam şimdi. Kırmızı yanan. Şu kırmızı galiba. Tamir et. Tamir et yukarıdaki kırmızı. Şu kırmızı. Oğlum her şey kırmızı gibi duruyor ama. Bütün kablolar kırmızı. Yeri gelmişken bu da kırmızı. Yeri gelmişken bu da kırmızı. 6 parça tamir edildi. Bir parça kaldı geriye. Hele başka. Mercek. Mercek kırmızı değil gibi ya. Şu. Mahvettin bizi ya. Bizi mahvettin ya. Tamam abi, kamera tamir edildi artık. 140 dolara mal oldu ya. Duş odasına gidin. Ah, bir de onlarla uğraş. Gürkan niye bana hala kamerayı getirmedi? Pardon birader. Yani artık 5 tane duş var arkadaşlar. Girin babo, temiz temiz. Duş başlıklarını bozmayın artık, uğraşamam. Renk körlüğünü deneyimlemek mümkün mü? Bilmiyorum ki. Ya yani renk körlüğünü ortadan kaldıran gözlük var da. Renk körü gibi görebilmenizi sağlayan bir şey var mı bilmiyorum. Belki YouTube videolarından birinde vardır, emin değilim. Bana aynı gözüktüğü için. Kırmızı yeşil renk körlüğü nasıl görüyor gibi. Ha, tam tersi gözlükler de mi var? Peki bir insan niye kör olmak istesin abi? Merak mı ediyorsunuz böyle nasıl bir şey olduğunu? Çok eğlenceli, çok çok. Genel olarak görme bozukluğu çok eğlenceli kanka. Hiçbir bok göremiyorsun yani. Gözlüğü çıkardığın an dünyadaki hiçbir şey seni ilgilendirmiyor. Çünkü göremiyorsun. 1 metre önümden fazlası beni ilgilendirmediği için rahat oluyorum genelde. Size nasıl gözlük yapacaklar? Araştırma için kullanıyorlar. Ya balım, bize bir gözlük yok. Yani bize bir gözlük yok derken şöyle. Hem miyop hem astigmata, yani uzağa görememe ve netleyememeye gözlük var. İşte bu. Ama bunun akabine şey ekleyemiyorsun. Renk körlüğü ekleyemiyorsun. Renk körü gözlüğü ayrı. Yani çift katman gözlük takman gerekiyor ama öyle eksikliğini hissettiğim bir şey değil ya. Çok çok nadir yani, eksikliğini hissettiğim bir şey değil. Ehliyeti alırken öğrendim ben de öyle olduğumu, bilmiyordum. Ömrüm boyunca bilmiyordum. İşin açığı ben renkleri yanlış söylediğimde bizimkiler aldırış etmiyormuş. Mal herhalde deyip geçiyormuş yani, hani hasta olma ihtimalim akıllarına gelmemiş, tamam mı? Hani mal zar deyip salıyorlarmış. Lan ötekine verecektim havluyu. Havluyu veremedim. Şevket de gusülsüz kalmasın canım, şimdi ayıptır ya. Anladın? Hiç merak etmedin mi o gözlükleri? Abla ben ömür boyu hiç eksikliğini hissetmedim ki. Ben ömrüm boyunca aynı gördüm yani. Renkleri yanlış söylediğimde de herhalde salak deyip geçmişler. Ya okulda falan da öyle, hani böyle boyama yapıyorsun falan böyle. Malak malak renkler seçiyorsun. Kırmızı boyayı versene. Al. Bu kırmızı değil. Nasıl ya? Bu kırmızı. Ya dediğim gibi o eksikliğini çektiğim bir şey olmadı genellikle. Çünkü 2010 ya 2006 senesinde mi? 2012'de mi? Bilmiyorum artık, tarihini hatırlamıyorum. Karıştırıyorum da. Bütün trafik ışıklarını renk körlerinin görebileceği şekilde ayarladılar. O günden bu zamana da hiçbir sıkıntı yaşamadım yani. Ehliyetimi de alabildim ve mis. Ha, bugünlük bu kadar. Çok güzel isyan riski düştü. Cezaevi çok güzel para kastı. Biz çok güzel para kastık. Gürkan'ın bize kamerayı getirmesini bekliyoruz. Ama oyunda artık çıkışını gerçekleştirdi. Biz de yaklaşık olarak zaten 4 saattir oyundayız. Toplam oynanış süremiz yaklaşık 9 saat oldu. Şimdilik burada save alıp bırakalım efendim. Duş, yürüyüş, izleme vardiyası. Yani Gürkan getirmiş mi? Yok. Gürkan bekle diyor. Kantin de gelmedi diğer yan görevin gerçekleşebilmesi için. Şimdilik kafi efendim. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler arkadaşlar. Yayın devam ediyor tabii.